Bu hükümetin size anarşide, ekonomik krizde ve dış politikada yaptığı tahribatı 8. ayında bir kere daha ana hatlarıyla belirtmeye çalıştım. Şimdi bakınız, son siyasi olaylar üzerinde de şu açıklamalarda bulunmayı yararlı görüyorum. Adalet Partisi 7 aydan beri parlamentoyu çalıştırmıyor. Bundan önceki basın toplantılarımızda Adalet Partisi iş başında kalırsa anarşinin artacağını, ekonomik krizin büyüyeceğini, dış politikadaki tahribatın artacağını delillerine dayanarak bir bir arz etmiştim. Şimdi bu tatbikat acı bir şekilde görülmekte ve maalesef söylediklerimizin hepsi gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Son bir ayda da Adalet Partisi ülkemize yine kan, gözyaşı ve ızdıraptan başka şey getirmemiştir. Bu vahim gidişat karşısında Adalet Partisi 7 aydan beri parlamentoyu da çalıştırmamaktadır. Bakınız, gen soru oylaması esnasında bir söz söyledim. Müzakereler esnasında dedim ki Adalet Partisi ne yapıp yapıp bu gen sorudan paçasını kurtarıp ta 81 seçimlerine kadar bir daha parlamentoyu çalıştırmak istememektedir dedim. Sayın Demirel kürsüye geldi. Bu sözü üzüntüyle karşıladığını, Adalet Partisi'nin her zaman parlamentoyu çalıştırmadan yana olduğunu ifade ettiler. Maalesef her sözleri gibi gerçekler bu sözlerini de tekzip etmiştir. İşte o günden bugüne kadar parlamentoda Adalet Partisi ortada gözükmemektedir. Adalet Partisi 16 maddelik talebimizin hepsinin tersini yapmaktadır. Bu yüzden de anarşi tırmanıyor, ekonomik yara büyüyor, sömürü gelişiyor, dışa bağımlılık artıyor, Maarif, TRT ve dış politikadaki tahribat hızla devam ediyor. Çorum ve Fatsa operasyonları bu bölgelere huzur getirmeye yetmemiştir. Operasyon yapılıyor. Ancak bu operasyonda sonuna kadar gidilmiyor. Silah alamaları tam yapılmıyor. Huzursuzluk çıkartanların hepsi tam toplanmıyor. Operasyon yapılan yerde sadece gerginlik artıyor. O gerginlik arkadan devam ediyor. Bu metotla anarşiyi önlemek mümkün değildir. AP azınlık hükümetinin İçişleri Bakanlığındaki durumunu yukarıda size izah ettim. 300 tane ilçede emniyet amiri yoktur. 125 tane ilçede kaymakam yoktur. Bu ülke nasıl idare ediliyor? Millet nasıl sahipsizdir? 13 seneden beri şu memlekette anarşi süre geldiği halde kaymakam yapacağınız yedek insan yetiştirilmemiştir. Emniyet amiri yapacak yedek insan yetiştirilmemiştir. Acı acı görüyoruz ki Türkiye Adalet Partisi yönetimi elinde büyük felaketlerin içine gitmektedir. Son siyasi olaylardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı vekilinin 5 senatör atamaya teşebbüs etmesi olayıdır. Bu olay hakkındaki görüşlerimizi size açıklıyorum. Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanı vekili partili bir kimsedir. Bu kimsenin 5 tane senatör ataması münakaşalı bir konudur. Atamaması çok daha iyi olurdu. Çünkü bu 5 tane senatör devletin umuru zaruriyesinden değildir. Yani bu 5 tane senatör atanmadığı takdirde devletin, milletin hiçbir işi aksamaz. Halbuki anayasada esas olan bu atamayı yapacak olan kimsenin partisiz bir kimse olması, bir taraf bir kimse olmasıdır. Bu sebepten dolayıdır ki bu hareket anayasanın ruhu ve manasına uygun olmamıştır. Şimdi bu hususta Milli Selamet Partisi olarak 3 kişilik bir hukuk heyeti seçmiş bulunuyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Muhterem Arif Emre Beyefendi, Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Şener Battal Beyefendi ve Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Lütfi Köktaş Beyefendi'den müteşekkil hukuk heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı vekilinin bu hareketini hukuki yönden incelemektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 5 senatörü tayin etmek hususunda gösterdikleri ısrar ve isticar isabetli olmamıştır. Teşkil ettiğimiz hukuk heyetimizin yapacağı incelemeler sonucunda bu hareketin anayasaya aykırı ve hukuksuz olduğu kanaatine varırsak, bu tayinlerin yürümesinin durdurulması
veya tasfiye hususunda gerekenlere tevessül edeceğimiz tabidir. Hukuk heyetimiz çalışmalarını sürdürmektedir. En kısa zamanda neticeyi orta yere koymalarını bekliyoruz. Muhterem arkadaşlarım, bugünkü basın toplantısında her basın toplantımızda olduğu gibi bizim görevimiz şikayet değildir. Bizim görevimiz ülkemizin, milletimizin meselelerini tespit etmek ama bu meselelere çözüm getirmek, çözüm göstermektir. Bu sebeple